Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci SOQL assignment'ımızı yapacağız. Assignment'ımızda bizden istediği şey şu. Öyle bir query create yapın ki diyor. Oluşturun ki size bütün account'ları seçsin diyor. Ama iki şartı var. Birincisi employees number'ın 100'den fazla olmasını istiyor. İkincisi end diyor. İkincisi ne diyor? Billing city is not null diyor. Yani billing city'nin boş olmaması gerekiyor. Bu şekilde bizden bir query istiyor. Bir orka bağlanıp bunu yapmaya çalışalım. Daha önce orka bağlanmıştım. Developer Console'a giderek SQL query'mizi yazmaya çalışalım. Hatırlarsanız en alt kısımda query diye query editor diye bir kısım var. Orada yazmaya çalışacağız. Öncelikle bütün account'ları yazalım arkadaşlar. Basit düşünelim. Select diyelim. ID, name, number of employees diyebiliriz. Employees. Bir de ne diyelim arkadaşlar? Billing country diyelim. Billing country olarak yazıyorum. From account diyorum. Şu anda hiçbir şartım yok. Sadece field'leri göstermeye çalışıyorum. Execute diyorum. Bütün account'lar geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eğer bunları yazmayı bilmiyorsanız, hatırlamıyorsanız Object Manager'dan bütün field'lerin API name'lerini görebilirsiniz. Burada API name olması gerekiyor. Onları yazdım. Görüyorsunuz arkadaşlar. ID, name, number of employees, billing country hepsini görüyorum. Ama benim istediklerim nelerdi? Şartlarım var. Şartlarım şunlar. Number of employees 100'den fazla olsun diyor. Ondan sonra billing country ise boş olmasın diyor. O yüzden where şartını koymamız gerekiyor. Where diyelim. Number of employees şuradan kopyalayabiliriz. Is more than 100. Ve burada and kullanabilirsiniz. And diyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Billing country. Billing country de şuradan alabiliriz. Billing country is not equal null diyoruz. Yani boş olmaması gerekiyor. Execute yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi number of employees 100'den büyük. 100'den büyük. 3 tane var. Ve billing country is not null dediği 3 tane var. Peki biz bunu artırabilir miyiz? Burada işlem yapabilir miyiz? Burada işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela insert row var. Burada insert row yapabiliyoruz. Yeni bir tane ekleyebiliyoruz ama ID ekleyemiyoruz arkadaşlar. ID otomatik oluşan bir şey. Ama adını değiştirebiliriz. Diyelim ki şu en sondakinin aynısını yazmaya çalışayım. BLC EINC şeklinde bir tane account oluşturuyorum. Bunun number of employees'ini 250 yapalım. Billing country de boş bırakmayalım. TR yapalım, Turkey yapalım. Bu şekilde bunu ekleyebiliyorsunuz. Sadece şurada save rows demeniz lazım. Save diyoruz. O ekleniyor. Şu anda yeni bir account eklemiş olduk. Bunu siz account'lara gidip de görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten ekleniyor. Yani sadece pratik amaçlı değil, gerçekten account'a bunu ekliyor. Account'lara gidip o eklediğimiz görüyorsunuz arkadaşlar burada eklediğimiz account'u görebiliyorsunuz. Şu şekilde 4 tane olmuş oldu. Ama burada 3 yazıyor. Neden 3 yazıyor? Çünkü refresh yapmadık. Buradan refresh yapmanız gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi 4 tane var. Bu şekilde biz SQL yazabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki assignment'a bunu Apex kodlarının içine nasıl koyabiliriz onu görelim. Şu anda bu kadar yeter. Basitçe düşünelim. Basitçe böyle query'ler yazabiliyoruz arkadaşlar. Buradan yazdığımız query'lerin çalışıp çalışmadığına bakabiliriz. Öncelikle görelim gerçekten yazdığımız query istediğimiz rekortları bize veriyor mu? Buna bakarsak iyi olur arkadaşlar.